Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize ülkece bu pazar günü sandığın başına gitsek oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. Bakalım Esenyurtlu seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenip yorum yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yani sizce? İşte ben söyleyeyim mi? Bana yasak. Ben biliyorum. Yani şu anda maalesef çok da iyi gidiyor diyemeyiz. Zor. Zorun bir tık daha üstü bence. Bebe mamaları, bezleri hepsi el yakıyor efendim. Şöyle ki bir ara 140 liraya aldığımız şu anda 210 lira. 210 liraya beklediğimiz bir an önce daha artmadan alalım diye bekliyoruz. Çok yapmak, yani. Sürekli bir şekilde yani stoktan da ziyade ihtiyaç. Çok abi zor. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Yine seçim. Muharrem İnce'ye vereceğim. Memleket Partisi. Evet. Sosyal konut projesi bugün başlatıldı. Sizce gerçekten ihtiyaç sahipleri alabilecek mi? Yoksa yine zenginler bir formülü bunlar mı alacak? Ne düşünüyorsunuz? İnanıyor musunuz? Yani ben bu çekiliş kurallarına genellikle inanmayan bir insanım. Yani belki düşündüğüm gibi olmayabilir ama kesinlikle ben istenilen kişilere kendileri tarafından araya serpiştirilen birkaç çekilişe katılmış insanlara verilip geri kalanını tamamen istediklerine vereceklerini düşünüyorum. Peki. Türkiye'den kilit partisi şu an kim? Kilit partiden kastınız? Yani mesela diyelim hangi tarafta yer alsa o tarafın kazanacağı. Mesela AK Parti %40, CHP %40, işte İYİ Parti ya da HDP buna verirse bu alır diye yani. Sonucu belirleyecek kilit diyorlar. Kendi başına oylar yetmiyor ama hangi tarafa destek verirse o tarafın kazanacağı parti kim parti? Vallahi ben diğer partiler hakkında pek bir düşüncem yok ama ben Memleket Partisi ve Zafer Partisi'ni daha çok destekleyen HDP veriyorum. Halkların Demokratik Partisi'ne yazdık. Evet. Bugün sosyal vereceğim. Bugün sosyal konut projesi açıklandı. Evet. Sizce gerçekten ihtiyaç sahipleri alabilecek mi yoksa yine zenginler mi alacak? Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şu an böyle. Şimdi bizim memleket ilk önce barış, kardeş, sevgi olsun. Evet. Sonraki zaten bu kazanı her türlü inşallah düzeline gelebilir yani. Yok ama öyle sorunun cevabı ihtiyaç sahipleri alabilecek mi alamayacak mı onu soruyor. Ya şimdi zaten şimdi böyle bir şey var. Şimdi normalde adalet varsa dünya her şey güzel olur. Konuttan ziyade benim için adalet önemli diyorsun. Zaman olmuyor. Konuttan ziyade benim için adalet önemli diyorsun. Evet. Tamam. Peki Türkiye'nin kilit partisi kim efendim? Hangisi? Valla kilit partisi şimdi normalde Kürtler olmasa bu Türkiye olmaz. HDP mi diyorsun kilit partisi? Evet. Vallahi gördüğünüz gibi pahalı, sıkıntılı. Kimisi uçuyoruz diyor, kimisi batıyoruz diyoruz. Siz hangi taraftasınız? Vallahi yani pahalılıkta uçuyoruz, doğrudur. Pahalılıkta, evet pahalılıkta uçuyoruz. Yaşamda batıyoruz. Peki. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi HDP'den başkası, Selahattin'den başkasına Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş'a yani. Tamam. Evet. Efendim bugün sosyal konut projesi açıklandı. Evet. Sizce gerçekten ihtiyaç sahipleri buradan konut alabilecek mi? Gerçek bir ihtiyaç sahibi de benim. Ama bana vereceklerini ben hiç zannetmiyorum. Kendi yandaşlarına verecekler. Girmesine gireceğim ama çıkmayacağını ben adım gibi eminim. Allah'ım. Yandaşlarına verecekler. Tabii ya güven kaldı mı ya? Sıfır. Güven... Peki abi şu an Türkiye'nin kilit partisi hangisi? Ya valla kilit partisi büyük şehirlerde göründü. Ya söyleyeyim ben HDP olmasaydı şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimin elinde olacaktı? HDP kilit diyorsun. Yani şu an Esenyurt'tasınız. Evet. Esenyurt'ta CHP'nin kazanması söz konusu olabilir miydi? Bence mümkün değildi. Kilit parti HDP diyorsunuz. Ya HDP'den başka var Yok. Mı? Yani şu an HDP hangi tarafa geçerse orası Türkiye kazanıyor. Yaşam, ekonomi, geçim sıkıntı bu Türkiye'de çoktur. Çok. Esenyurt'ta da çok. Esenyurt'ta bu pazar veriyorum. Seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz abi? Ben Selahattin Demirtaş'çıyım. Halkların Demokratik Partisi'ne yazdık. Evet. Ben bir Selahattin Kürt. Selahattin Demirtaş. Ben bir Kürt çocuğu olarak HDP yazdık abi. O geçti. Ben HDP'den başka hiçbir partiye oy vermem. Tabii. Bak yaşım 51. Hayatım boyunca da başka partiye oy vermem. Allah uzun ömür versin. Amin. Abi diğer soru. Bugün sosyal konut projesi açıklandı. Sizce ihtiyaç sahipleri oradan konut alabilecek mi? Acaba orada ihtiyaç sahibi olan bir tanesine ev düşebilir mi acaba? Güvenmiyorsun değil mi? Güvenmiyorum. Neden güvenmiyoruz? Çünkü parası olan yine AK Parti yandaşları alacak. Parası olan. Tabii parası olan. Şimdi parası olmayan benim evime 15 milyar gelir gelmese 20 milyar gelir gelmese ben nasıl sosyal konutta ev alabileceğim? Evet.
Peki abi, yani son sorumuz da şu. Türkiye'nin kilit partisi şu an hangisi? Türkiye'nin kilit partisi yine HDP'dir. Çok kötü geçiyor. Zor. Aynen. Çalışıyor musun, öğrenci misin? Çalışıyorum. Hakkari'den buraya geldik. Çalışmak bu için bir aydır, aynen. Peki bu pazar bir genel seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP'ye. CHP yazdık. Hı-hı. Sizce sosyal konut projesindeki ihtiyaç sahipleri konut alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Alamazlar. Kim aynen alır? Zenginler alır. Fakirler kalır, zenginler Türkiye'nin alır. Kilit partisi kim? Kilit partisi sonunu zaten belirleyecek. Yani inşallah CHP olur. Yani tamam, inşallah. Allah'a şükür, iyi. İyi mi? İyi. Türk vatandaşı mısın? Evet. Peki. Bu pazar seçim olsa kime vereceksin abi? AK Parti. AK Parti'ye yazdık. Sizce sosyal konutlar ihtiyaç sahiplerine gider mi, gitmez mi efendim? Gider. Gider. Evet. Peki Türkiye'nin kilit partisi hangisi? Şu anda Refah Partisi'nin AK Parti önünde. Yeni Refah Partisi kilit parti olarak. Evet. Peki bu pazar sandığın başına gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Selahattin Demirtaş zaten. HDP'ye yazdık. Aynen. Selo Başkan. Evet. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Tamam. İhtiyaç sahipleri konut alabilir mi, alamaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Sevdayı, biz kiramızı veremiyoruz. Yani, nasıl alacağım diyorsun? Konu nasıl alacağım? Gerçek yani şu an ben şu an kiramı veremiyorum. Çocukları memlekete göndermişim. Değil mi? Gerçek istek olamaz. Aynen. 5,5 milyonla geçineceğim. Peki. Türkiye'nin kilit partisi sizce hangisi? Abi HDP. HDP. Çok şükür. Emekli misiniz? Emekliyim. Yetiyor. 5 milyar maaş alım yetiyor. Evde kendiniz yeter. Evde kendimin. Allah bereket versin. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Tayyip'e veririm. AK Parti'ye yazdık. Sosyal konut projesi bugün başlatıldı. İhtiyaç sahipleri konut alabilir mi, alamaz mı efendim? Alır, neye alamazsın? Alırlar. Türkiye'nin kilit partisi sizce kim? Kim? Kilit parti. Kilit parti Tayyip. O ana parti, o kilit olmaz. Kilit küçüklerden olur. Başka kimse yok zaten. O ana parti zaten. O ana parti. Feleket. Pahalı mı? Çok pahalı. Sizden önce biz uçuyoruz dedi. Uçuyor muyuz, batıyoruz? Valla batıyoruz. Batıyoruz. Peki bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Valla onu şimdi söylemem için de düşünmem lazım. O da bir cevap. Sosyal konut projesi bugün başlatıldı ablacığım. Gerçek ihtiyaçlar bir konut alabilir mi oradan sizce? Alamaz. Benim mesela çocuğum bir yerde çalışıyor. 5 milyar maaş var. 5 milyar maaşla konut alsın, 5 milyara zaten kira veriyoruz. Ev mi geçindirsin? Eşi çalışmıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Eşsiz, bu zenginler içindi. Zenginler içindi? Evet, bu gene zenginler içindi. Türkiye'nin kilit partisi hangisi, biliyor musunuz? Vallahi hangisi desem bilmiyorum. Ben ona cevap. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi bak abi, buyur. Bak değerli kardeşim, şu meydanı görüyor musun? Evet, ben görüyorum. Sabah torun bakmaya gidiyorum, arıyorum. Bir tane Türk Kürt gördüm mü seviniyorum. Afganlar, Senegalliler, Suriyeliler her taraf sarmış. Artık meydanda biz Türk ve Kürt artık. Yok artık. Yok Türk kalmadı artık. Her taraf Afganlar sarmış. Evet. Afganlarla Suriyeliler sarmış. Patır patır çocuk doğuruyor. Ablacığım neredeyse Türk ve Kürt sarılacaksın. Kardeşim yabancı ülkeye gidiyorsun değil mi? Evet, ben Birleşmiş Milletler diyorum. Sen yurt demiyorum buraya. Evet. Korkarak geziyoruz. Yani bizim askerlerimiz savaş ediyor. Canı kanı pahasına vatanı savunuyor ki aynı analar bazılar rahat dursun diye. Evimizde rahat, korkadan yatamıyoruz çünkü her gün hırsızlık Suriyeli çete kadınlar geziyor. Biz yani bizde huzur yok. Vallahi çok kötü. Zor mu? Battık. Uçuyoruz diyenler var. Kim diyorsa yalan söylüyor. Yalan. Durumu iyi olanlar söylüyor. Eyvallah. Abi bu pazar sandığa gitsek oyu kime vereceğiz? HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi yazdık. Abi burada niye HDP çok oy çıkıyor? Çünkü burada biraz Kürt çoğunluğu da var. Meydanda değil mi? Evet. Ondan dolayı. Ha. Abi sosyal konut projesi biraz önce başlatıldı, açıkladılar. Gerçek ihtiyaç sahipleri fakir fukara alabilecek mi? Yalan, fakir alamaz. Kim alacak? Zengin, durumu iyi olanlar, 2-3 tane evi olanlar alacak. Ama onlar ev üstüne olan almayacak diyorlar. Başkasının adını alacaklar. Yarın öbür gün kendi üzerlerine çevirecekler. Öyle mi? O filmi çevirecekler. Tabii filmi çevirirler. Burada, bu ülkede her şey filmli. Dönerler. He. Sana 1.000 lira vereyim, benim gir. Aynı. Sonra alır seni. Yine ben senden alırım. Taktik aynı. Sistem aynı. Abi Türkiye'nin kilit partisi kim şu an? HDP. Valla iyi değil, hayat pahalı, zor. Pazarı uçuyoruz diyor, pazarı batıyoruz diyor. Sizce uçuyor muyuz, batıyor muyuz efendim? Yok kardeş, yani iyi değil yani. Uçma yok. Yok abi, yok. Peki abi bu pazar sandığa gitsek oyu kime vereceksiniz? Valla kararsızım şu anda, ne bileyim yani. Yarın olsa yine mi kararsız? Evet yani bayağı kararsızım, bakalım. Peki. Abi sosyal konut projesi bugün başlatıldı. Evet. Sizce gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı orada? Valla şu anda net bir şey söyleyemem yani, bir bilgim yok yani tam olarak. Bilgin yok. Türkiye'nin kilit partisinin kim, hangisi olduğunu biliyor musun? Sonucu belirleyecek. Valla. Bundan da bilgin yok. Valla fazla bilgi. Şu anda çok zor.
Uçmuyor muyuz? Uçuyoruz. Bugün okul masrafı aldım. İki çocuğun masrafı tam 2 milyar. Kitap kırtası değil mi? Evet, sadece kitabı hariç yani. Cantan, kalem, defter. 2 bin lira. 2 bin lira. Var ki vermesin. Bir pontunun olmuş 190 lira. Nasıl alalım? Tek başıma çalışıyorum. Aldığım maaş 9 lira. 9 lira evet. Evet. Abi bu pazar seçim olsa kim oy verecek? Vallahi pazar seçim olsa inan ki HDP'ye veririm. Tamam, HDP'ye yazdım. Kendim Karadenizliyim. Nerelisin? Orduluyum. Niye HDP veriyorsun abi? Çünkü biz çok gittik. Bu partinin peşinde çok gittik ama bizi yıplandırdı. Ordulu birinin HDP oy verir, ben ilk kere rastlıyorum. Evet, gerekçe ne abi? Neden Ordulu birisi HDP oy versin? Abi şöyle bir şey yani... Parti konuşma tarzı iyiydi bana göre. Çok, çok iyi bir insandı. Evet. Ama aldılar gittiler tabii ki. Artı o nedenleri bilemiyoruz. İçine giremiyoruz. O zaman sadece Kürtler HDP'ye oy verir algısı yanlış. Bir Karadeniz de rahatlıkla oy verebilir. Tabii tabii, aynen öyle. Öyle ben şey bugün Karadenizliyim, HDP'ye oy veririm. Tamam. HDP'ye yazdık. Abi sosyal konut projesi bugün başlatıldı. Sen mesela 9 bin lira maaş al. Orada konut alabilir misin? Yok. Alamaz. Zenginler alacak. Fakir alamaz. Diyor ki üzerine tapu olan alamayacak. Ona nasıl bir çare bulacaklar? Tapu şu anda yani adam almış, borçlanmış, ödeyemiyor ki. Yarın bir on icra gelecek, eline alacak. Yok, mesela bu sosyal konuta diyor ki üzerine tapu olan alamayacak. Hiç tapu olmayan alacak diyor. Yani zengin nasıl alacak? Zenginin tapu zaten var. Var. Fakirin adamı alacak, sonra devirecek. Ne yapacak? O parayı bastıracak, alacak. Ben de gidip devredersem cebimden para çıkacak, cebimden sonuçta yine devlete fark etmiyor. Anladım. Fakir alamayacak. Türkiye'nin kilit partisi şu an kim abi? Vallahi kilit partisi derken AK Parti. Yok, o kilit ne? Olmaz. O ana ne? Parti. HDP. Yok. HDP. Da kötü ya. Kötü, uçmuyoruz yani. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? HDP. HDP'ye yazdık. Sosyal konut projesi bugün başlatıldı abi. İhtiyaç sahipleri oradan konut alabilirler mi? Yok. Kim alır? Yine zenginler alır. Yani zengin alır yine. Tabii yani fakir alamaz. Fakir alamaz. Türkiye'nin kilit partisi kim abi? HDP. HDP kilit parti diyorsun. Yaşam ekonominin şu anda çok kötü gidiyor. Hiç uçmuyor muyuz? Gidiyor. Yok babam. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? CHP'ye vereceğiz. CHP'ye. Evet. Tamam, yazdık. Sosyal konut projesi bugün başlatıldı. Gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı, ne düşünüyorsunuz? Şu anda bir şey alamıyor. Yani durum hiç hoş değil. Durum alamaz hiç iyi, yani iyi gitmiyor durum. Şu anda ortalama çok kötü gidiyor. Şu anda bir tanıke yak 1 milyar para olmuş. Bir ekmek 5 lira olmuş. Bir çuval 10-50 kilodur. 500 milyon para olmuş. Yani şu anda biz hayatında mutlu değiliz, memnun değiliz. Evet, bir ikincisi de şu anda bu Türkiye, Suriyelilerin Türkiye'si de biz Türk vatandaşı değil ki. Diyorlar ki Türkiye çalışmıyor. Adam dün bize 11 bin lira iş var dedi, çalışmıyor Türkler. Suriyeliler çalışıyor dedi. Şu anda ben Van'dan gelmişim buraya, ben Vanlıyım. Ben gelmişim, şu anda iş arıyorum, iş bulamıyorum. İş yok. İş yok. Türkiye'nin kilit partisi hangi parti sizce? Kilit partisi şu anda HDP. Hepsi çamur yerde. Uçmuyor muyuz? He? Pazar uçuyor. Kanatlar kesildi, kanatlar. Kimin kanat? Yani kanat var. Ne kötüsü ya? Kötünü daha kötüsü. Sizden önce birisi dedi ki benim evim var, 5000 lira maaş alıyorum dedi, ben geçiniyorum dedi. O yan geliri çok fazladır da ondan. Huzuru yaşıyor. Peki bu pazar günü sandığa gitsek efendim, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bizim şeyimiz kırmızı belli. Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimse Cumhuriyet yok. Halk Partisi'ni aynen, aynen. Efendim, sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri konut alabilir mi, alamaz mı, ne düşünüyorsun? Alamaz. Kim alır? Şurada 1000 tane adamı getir, 2 tanesi alsın, ben ne dersem varım. İmza atarım altına. Peki kim alır, nasıl olacak? Kim aldı? Tapusu olmayan ihtiyaç sahibine vereceğiz diyor. Sağ kol, sol kol. Ayarlayacaklar. İyi tabi canım. İlginç. Peki Türkiye'nin... Bir dakika. Elazığ'daki... Temizlik işçilerini alınacak 200-300 tanesi işçisi şu gün dediler, adamlar güvenle çıktı. Bir gün önce alındı adamlar. O sınava girenler alınmadı. Bunu izlemiyor musunuz? Evet. Bunu izlemiyor musunuz? Biz hepsini izliyoruz. Siz konuşasınız diye. Ben 2-3 tane gazete okuyorum. Sabaha kadar haberler izliyorum. Halk TV, KRT, Televir izliyorum. Evet, bizi de izleyin. Doğru YouTube kanalıyız biz. Evet. İzleyecek ama siz hepsini cımızlıyorsunuz. Biz cımızlamıyoruz. Biz görüyoruz. Biz YouTube. Ben şuraya her zaman geliyorum. Her zaman izliyorum, bakıyorum. Millet... Efendim, millet dilini yutmuş. Siz de mi dilinizi yuttunuz yoksa? Yok, biz konuşuruz izleyicisi. Ama konuşun. Şu an 10 tane davam var. Bizde 14 ay ceza aldım. Konuştuk diye. Cumhurbaşkanına biraz eleştirmiş. Bu gerçek mi acaba? Evet. İnan. Verebilir miyiz? Sizin göstereyim yani sonrası. Yani bende var. Şu halka soruyor musunuz? Geçiminiz nasıl? Kira nasıl verebiliyor diyor musunuz? Yardım alabilir mi?
Hükümet size ev verecekti. Bir tanesi inanıyor mu? Sor bakayım. İşte inanmadılar. Biz de soruyoruz. Siz de inanmadınız. Efendim, Türkiye'nin şu an kilit partisi sizce hangisi? CHP kardeşim, daha yok. CHP ana parti. CHP kilit olmaz ya. Kilit. Bir de HDP var abi. Çok iyi. Şuyoruz. Çok iyi. Yol, köprü, baraj değil mi efendim? Hepsi iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Bu pazar seçim olsa ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim oyumu. Neden efendim? Güllük gülistanlık her taraf. Baksana. Uçuyor. Şu millete bak. Şu millete, bu millet geziyor buralarda. Bunların durumu iyi olmasa bu meydanda gezebilirler mi? Durumlar iyi. Peki efendim. İroni kısmını geçtik. Çok teşekkür ederim. Daha önce de peki. Gerçek olarak oyu kime yazalım? O ironiydi. İroniyi geçtik. Gerçek olarak oyu kime atacağız? Evet. Vallahi herkesin iradesi herkesin elinde. Aynen. Herkes düşünecek, taşınacak. Biz size soruyoruz. Yarın seçim sandığa gittiniz, hangi partiye basacaksınız evet'i? Şu anda benimki belli değil. Öyle mi? Değil. Kararsız. Kararsız. Peki efendim, sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri oradan konut alabilir mi, alamaz mı, ne düşünüyorsunuz? Ha, o güzel soru. Alması mümkün değil. Nasıl olacak? Çünkü gerçek konutları bunlar yine yapmışlardı. Fakirlere vereceğiz dediler. O konutları da ben 2 sene bekçilik yaptım. Bütün memura verdiler. Zengine verdiler. 3-4 tane göstermelik fakire verdiler. Vermeyecekler mi yine? Yine vermeyecekler. Kandırmaca. Yapılmayacak da. O konutlar yapılmayacak da. Allah Allah. Evet. Ben iddialıyım. O kadar da iddialıyım. Yapılmayacak. O konutlar yapılmayacak. Peki Türkiye'nin şu an kilit partisi sizce hangisi? Kilit parti? Evet. HDP ile İYİ Parti. Buraya göre mi, dışarıya göre mi? Nasıl endeksleyeyim? Ülkede, dışına değil, Türkiye'deki yaşayanlara göre. Normal. Kendinizi. Normal. Memur musunuz, iş sahibi misiniz, çalışıyor musunuz? Normal, çalışanım ben. Geçinebiliyorsunuz. Peki efendim, bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Ben parti olarak hiçbirine oy vermeyi düşünmem. Kim ben, kullanmayacak mı? Yok. Kullanmayı düşünmüyorum. Ne o tarafa ne bu tarafa. Oy. Kullanmam. Oy yok. Peki siz kullanmasanız, ben kullanmasam, demokraside seçmen ve oy lazım. Nasıl olacak? Bir alternatifiniz var mı? Nasıl yönetileceğiz? Başka bir taraflara mesajı nasıl ulaştıracağız? Mesela böyle yapmasak. Mesela beğenmediğinin karşısındakine vererek ulaştıracağız. Ben kendime... Kendi beğenmedim, rakibine verdim diyerek o zaman mesajı ulaştırırsın. Mesela İstanbul'u kaybetti, dedi ki ben yanlış yapmışım ki kaybettim dedi. Kaybetmese... Ne o tarafa veririm ne o tarafa. Hepsi de dersini alır böylelikle. Tamam, sizin fikriniz öyle. Efendim, sosyal konut projesi bugün açıklandı biraz önce. Gerçek ihtiyaç sahipleri oradan konut alabilir mi, alamaz mı, ne düşünüyorsunuz? İçeriklerini dinlemediğim için hiçbir şey diyemem. Bilginiz yok. Bilgim yok. Türkiye'nin şu an kilit partisinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Hangisi kilit parti? Vallahi onu ben değil, onu analistler dahi bilemiyor şu an. Muamma. Ben biliyorum mesela. Ben de duydum. Evet. Ben de duydum 3 tane ama hiçbiri değil bana göre. Daha farklı biri. Çok kötü. Kesin. Çok kesin. Kötü. Uçmuyor muyuz? Nereye uçuyoruz? Nereye uçuyoruz? Sizden önce birisi dedi ki ben emekli maaşı 5000 lira alıyorum. Evim kira değil dedi. Geçiniyorum, hiçbir şey dedim. 5 milyon al. Eve kira değilse, 5 milyon alıyorsa duvarları kemirir, oturur aşağı. Duvarları kemirir, oturur aşağı. O zaman kötü diyorsun. Kötü. Hani bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Vallahi şu anda kararsızım ama şu iktidarın düşmesi için elimden gelen kim gelse ona vereceğim. Birisine vermen lazım, o kim? O şu anda bende kalsın. Ama söylemek istemiyorsun. Söylemek istemiyorum. Tamam, kararlıyım, söylemek istemiyorum. Aynen, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Efendim, sosyal konut projesi bugün açıklandı. İşte gerçek ihtiyaç sahipleri oradan konut alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Nasıl olacak peki? Neyinden alacak millet? Karnını doyuramıyor. Abicim, benim üniversiteye giden bir öğrencim var. Burs veriliyordu. Bursu kesildi şimdi. Eşim emekli. Çalışmıyor. Neyle yapacağız? Karnımızı doyurmanın çabasındayız. Bak, kaç market gezdim. Evime alamayız diyorsun biz. Ya ben yağ alamıyorum. Sen ne yağ evinden bahsediyorsun? Git o markete gidiyorum. Yağ bu kadar. Peki bunları kimin için yaptılar abla? Diyorlar ki sosyal konut. İşte 15 bin. Kendi adamları için, zenginler için, akrasında olanlar için, ama adamlar. Tapusolara vermeyecek diyorlar. Zenginler için. Şey. Zengin için abicim. Zengin için. Yok öyle bir şey. Geleceğim. Türkiye'nin şu an kilit partisi sizce hangisi efendim? Partiye girmeyelim. Şu anda şu iktidarın değişmesi için kim gelirse gelsin. O zaman düzelir mi sorunlarımız? Şu sistem değişsin. Ucube sistemle bir çıkalım. Şöyle insanlar bir önüne baksın. Benim üniversiteye giden bir çocuğum var. 65 yaşından sonra insanlar oy kullanmasın diyor. Kafa gidik diyor. Yani insanlar bakıyorsun çok iyi. Ya neyi iyi? 65 yaşa yasaklansın. Yasaklansın gerçekten. Etrafımıza bakıyorum. Gençlerimize bakıyorum. Ben 20 yaşında evlendim. Ben sosyetin sesini bilmem.
istemezdim abicim. Şimdi 10 yaşında 15 yaşındaki çocuklar gayet de güzel sokaklarda açıyor, siyaset konuşuyor. Çocuk okuması gerekirken siyasetine ne işi var çocuğun? Siyaset ekonomi konuşuyorlar, evet. Aynen öyle yani, çocuğun okulda gidip dersini çalışıp... O zaman durumumuz vahim. Çok. Bitmiş abi. Sizden önce birisi dedi ki Türkiye'de yol, köprü, baraj, İHA, SİHA her şey var dedi. O kötü diyenler dedi, algı yapıyordu, kötü değiliz dedi. Geziyoruz, tozuyoruz, yiyoruz, içiyoruz dedi. Neyle geziyor? Acı adam gezer mi bu? Yalan söylüyor abi, hepsi yalan. Yalan. Yalan tabii. Sizin işin kötü. Evet. Emekli misiniz? Emekliyim, gene de çalışıyorum. Şimdi bir saat, 24 saat çalışıyorum ben. Yetmiyor. Evet, yetmiyor abi. Peki abi, sandığa gitsek oyu kime vereceğiz? Vallahi ben bu iktidar bitsin de kim olursa olsun ona vereceğim. İşte bizim şıkkımızda kim olursa olsun partiler var. Hangi parti? CHP, ya HDP. O benim, o bende kalsın. Söylemek istemiyorum canım. İşte söylemek istemiyorum. Eyvallah. Efendim, sosyal konut projesi bugün açıklandı. Asrın projesi. Tamam. İşte şudur budur falan, detaya girmeyeyim. Gerçek ihtiyaç sahipleri oradan konut alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Bütün Araplara sattı. Öyle mi? Evet. Ben açıkça konuşayım. Siz de bana ne dese, hastalar ben de gerçekleri konuşurum. Araplara. Hepsini sattı. Hani arka garibenler kira 5 milyon ya. 30. Askeri ücret kasmıyor. 5 milyon. Nasıl ödeyecek? Nasıl verecek bu? Nasıl geçiniyor? 3 tane de çocuğu var, kirada geçiniyor. Nasıl geçinecek bu insan? Akla ziyan bir şey var onlar. Hayır, 15 milyar asla bile yine geçinemez ya. İşte diyor ki bir evde diyor 3 kişi çalışıyor. Evi yoktur diyor. 15 bin lira geliri varsa diyor o girebilir diyorlar. Yalan abi. Yalana inanmayın ya. Gerçeklere inanın. Hep onlar yalan. Tamam. Türkiye'nin kilit partisi sizce şu an hangisi efendim? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Herkes manfaat cebine çalışıyor. Kim gelirse gelsin. Hepsi, bak şimdi bir şey dediler, yani demek istemiyorum. Hepsi hırsız. Hepsi hırsız. Evet. Yaşamı, geçimi geçeceğiz. Ben sana bir soru soracağım. Bunu ver ama. Ama soruları ben sorarım. Sorunu sor. Ama bunu verin spikerlik olaraktan. Bir memlekette 650 tane milletvekili olur mu arkadaşlar? Bu efendim 600 tane. 600 tane, 600 tane milletvekiline karşı gelmemiz lazım. Bir. Sayın Cumhurbaşkanım, sana sesleniyorum. Ver buna. Evet, vermiyorsun değil mi? Biliyorum ben. Geçen gün vermediler. Vermediler. Sen gazetesin. Sen her şeyi biz vereceksin. Biz YouTube'da yayınlıyoruz. Efendim. Sen her şeyi vereceksin. Biz yayınlıyoruz. Bir, 600 tane milletvekiline karşı çıkmamız lazım. Bizim esas paralarımızı onlar yiyorlar. Bir. İkincisi de adalet Ankara'dan İstanbul'a yürünme aranmaz. Masada aranız. Sen spikersin, ne güzel. Masada arayacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi. Sana söylüyorum. Bir de arkadaşlar, 10 bin kilometre bir yerden bir başbakan adayı olmadan, başbakan adayı olmadan ben başbakan olursam dedi, o adamı bu masadan alındı. Hangi parti olursa olsun ben buna karşıyım. Neden? Sen benim adamımsın. Eğer seni ben getirdim diyerekten geçerse abi boynunu... Biraz özetle, ben anlamadım. Kimi söyledin? Ben bir şey anlamadım. Nasıl konuda söylemedin ya? Hangi adam dedi? Amerika'nın başbakanı Bidon. Bidon mu onun ismi? Bidon. Bidon Bey. Bidon. Neden sen yani... O adam yani oradan seslendi de bizim hiçbir halkımız neden yani, arkadaş sen kim oluyorsun demedi. Senin oğlun eskiden 50 bin lira kalkmış, şimdi 500 bin lira kalkmış, zaman geçti. Zaman şimdiki zaman. Bu adama hiçbirimiz karşı geldim arkadaşlar. Karşı gelmedik değil mi? Ama bunu abi bana... çok açıyor. Oyu kime vereceksin? Ben oyum kendimi de söylemek sakla. İstemiyorsun. Kendim de saklı canım. Hadi sen kolay gelsin. Sosyal konut projesi fakir alabilecek mi? Nasıl? Nasıl? Sosyal konut projesi açıklandı bugün. He. Gerçek ihtiyaç sahibi oradan daire alabilir mi, alamaz mı? Vallahi onlar o zaman kendileri şey derler, bildirirler. Yani. Türkiye'nin kilit partisi kim? Nasıl kilit? Sonucu belirleyecek. Ha. Oy verirse o kazanacak. Ha, vallahi kim kazanacağı belli değil şimdi. Ben çok yerde duyuyorum, başka şeyler konuşuyorlar. Belli değil. Zor hocam. Bayağı zor. Hiç. Şimdi ellerini öpsün, 3 tane çocuğum var. Tamam. Üçü de okula gidiyor. Şimdi bir simit, bir meyve suyu olmuş 7-6 lira. Ben de bir emekli maaşım 3500 lira, nasıl bunları idare edeceğim? Bir de kiradayım. Kirada 2,5. Geri kaldı abi, anla seninki böyle mi şey yani? Kira ne kaldı? 2,5 3'e çıktı, ne kaldı? 1 lira kaldı. Şimdi 1 lira altı nüfusla nasıl geçim yapacağız? Peki nasıl geçim? Ben sorayım, sen nasıl geçim? Ara sıra da çalışıyoruz. İlkanlarla çalışıyorum. Ha, o da işi bulursam. Peki bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz? Ben HDP vereceğim. HDP yaptık. Sosyal konutlar açıklamış. Sen alabilir misin? Hayır, alamam. Niye? Çünkü imkanım yok ya. Sosyal konut nerede olacak? 3,5 zaten. Misal ben Esenyurt'ta oturuyorum. O dediğin gibi sosyal konut mesela 20 kilometre uzakta. İşte bu tarafa nasıl gelip gideceğim? Ya sen boş yorum. Sen alabilirsen gider de alamam. Hayatta alamam. Bana bana bir rüya oldu. Nasıl alınacak? 3600'de nasıl konut sahibi olacağım? Bütün arkadaşlara soruyorum. Zaten 3600 abi, meyve suyuna zor yani. Bir de 3 tane çocuğu okula gidiyor. Bir de ev kirada.
Şimdi 3600'de, 3500'de 3 tane çocuğu, 4 tane aileyi nasıl geçecek? Sizin konunuza tez yazılır, Allah yardımcınız olsun. Allah hepimize yardımcı olsun. Türkiye'nin kilit, evet, size daha çok. Türkiye'nin kilit partisi hangisi olur? Peki siz gelse ne yapacaksınız? Ben parti değilim, bana parti ne değilsin. Ben gazeteciyim, bana ne söylüyorsun? Ben işimi yapıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Türkiye'nin kilit partisi kim? Ben de kilit partisi şu anda HADAP. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'ye yazdık. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Asrın projesi. İhtiyaç sahipleri oradan konut alabilecek mi? Alamaz. Kim alacak? Ya alan olur da bize uygun gelmiyor. Nerede olduğu da belli değil. Benim en sıkıntı koldum. Beni inandırıcı gelmiyor. Dediler ki evet hayır da Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse 1 dolar 1 TL olacak dediler. Şimdi dolar oldu 18 lira. Ben inanmıyorum kardeşim, inanmıyorum. Peki, dolar oldu 18 TL. Doğru. Aynen, inanmıyorum. Türkiye'nin kilit partisi şu an hangisi abi? Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşam, geçim, ben 70 yaşındayım. Allah uzun böyle böyle bir zulüm görmedik. Efendim uçuyoruz diyorlar, köprü, yol, baraj, ya, İHA, SİHA, ya, araba, tok. Tamam, doğaldır ama bir ülke sanayiyle tarımla ayakta kalır. Evet. Şu anda tarım da bitti, sanayi de bitti. İkisi de yok. Bir sürü insanlarımız işsiz, sıkıntılı. Şimdi tepeden bakan herkes görüyor. Çok iyi gidiyoruz ama peki, maalesef yok, değil. Sıkıntı. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. CHP'ye yazdık. Evet. Efendim bugün sosyal konut, Asrın sosyal konut projesi açıklandı. Evet. Gerçek ihtiyaç sahipleri oradan konut alabilir mi? Hiçbir kimse alamaz. Bir kere yani SSK'lı çalışan insanlar, memur alamaz. Alacak insanlar zaten bellidir. Bizler ona yetişemeyiz. Ama diyor zaten tap onu da onu da hayır. Onu da zaten alanlar Iraklı, İranlı, Araplar alıyor. Onlara vermeyecekler mi bunlara? Hayır hayır. Onlar her yeri zaten parsellenmiş. Türk vatandaşı olacak. Ya o ayrı. Hayır, 400 bin dolar şu anda önceden verilenler verilmemiş mi? Verilmiş. O değil. Bu TOKİ'nin yapacakları sadece ihtiyaç sahiplerine diyorlar. Tamam, doğrudur. Yani yani 60 milyara diyelim adama verdi. Ben şu anda 4 milyar maaş alıyorum. Nasıl hadi, hadi evim yok diyelim, evim var şansla. Nasıl geçineceğim? İşte nasıl diyor ki bir evde karı, koca, bir de çocukları çalışıyorsa 15 lira alıyorlarsa aylık 5000 lira taksit alabilirler diyorlar. Bitkişi zaten alamaz. Efendim, efendim, o tepeden görmek ayrı bir şey. Reelle karşılığı yok. Hayal işi olmaz. Sokakta şu anda 3500 lira bir kişi maaş alıyorsa emekli bir insan nasıl geçinebilir? Yat kalk zam geliyor. Yat kalk zam geliyor. Çocuktan geberiyoruz. Aa bak işten geliyoruz. İş de bulamıyoruz. Emekli olduğuna da yine iş peşindesin. Emek 3500. Nasıl? Ev yok. 3500 veriyor. Abi bugüne kadar alamadınız mı? Ya alıyoruz 3,5 zaten. Ev alamadınız bugüne kadar. Nerede alacağım? 1,5 milyona çalışan insanları evi nerede alabiliyoruz? Peki. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? Oyu HDP veririm. Kime vereceğim? Abi sosyal konut projesi açıklandı. Evet. İhtiyaç sahipleri için. Evet. Siz de ihtiyaç sahibisiniz. Alabilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yani? Para mı var alınacak? Kim alacak onları? Zengin olan insanları alınacak. Zengine vermeyecekler ki. Dediler ki tapusu olmayacak. Bir evde bir tane girecek. Gerçek ihtiyaç sahibine vereceğiz. Böyle yaparken ne halimiz ne bu halde mi biz devam ediyoruz? Dedi ki bir evde 3 maaş giriyorsa bir maaşı vererek alabilirler dedi. 3 maaş nereden geliyoruz? Size girmemiş maaş. Yok canım, öyle bir şey mi var? Zor. Peki Türkiye'nin kilit partisi şu an kim? Hangisi? HDP. Çok zor. Zor. Çok zor. Yani zor. Bugün AKP yandaşı olmayan insanlar açlıktan ölüyor. Öyle mi? Aynen. Bu şu anki söylediği TOKİ'ler de AKP yandaşı olursan alırsın. Onlara mı yapacaklar? Onlara yapıyorlar. Başka kim? Ama onlar bugüne kadar zaten tapu, onlar tapu mal alırsa. Erdoğan'ın gözünde Kürt'e bir şey yok. Ekonomi kötü. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? Benim oyum HDP'dir. Her zaman da HDP. Aynen. Efendim sosyal konut projesi. Bugün başlandı. Asrın projesi denildi. İhtiyaç sahipleri için. İhtiyaç sahipleri ve emekli alabilecek mi? Alamayacak. Ben bugün AKP'liysem alabilirim. Niye öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey abi. Şu an her şey AKP'ye bağlı. Her şey yandaş. AKP üye olsan alabilecek misin? Alabilirim abi. Ben bugün AKP'ye yandaş olsam alabilirim abi. Ama HDP'li olduğum için hiçbir şey alamam. CHP'li olduğum için hiçbir şey alamam. Abi Türkiye'nin kilit partisi şu an kim? CHP ile HDP abi. İyi, sağlığımız şükür iyi. Ama geçim bakımından bütün daralmışız. En son antrikot, biftek ne zaman yedin? Rüyada mı gördüm ben? Rüyada. Sen rüyada mı gördün? Nasıl gidiyor ekonomi? Bugün inan Allah'a 1 kilo orada salça 34 lira, 35 lira. Bak, 40 lira. Tamam. Peki şeker 35 lira.
çay bilmem 90 lira. 90 lira ey peki. Salça 4 liraydı geçineceğim, bu sene 40 lira. Ey peki. Vallahi öyle ki 34. Ben aldım 40 lira. Tamam işte nasıl geçineceğim bunun yolunu ya Allah Allah. Nereye varıyoruz? Uçuruma varıyoruz. Uçuruma varıyoruz. Eksin bu şekeri. Uçuruma varıyoruz. Şeker 45 olur. Demek bir hafta sormamış. Vallahi iyiydi. Takip edemiyor. Haklı. Bu ne olacaktı? Bulguru ile makarnası ile oradan gelirsen şekeriyle çayıyla biz taş mı yiyeceğiz? Ne olacak? Bu pazar seçim olsa reyi kime vereceğiz? Kime? Reyi he. Kime vereceğim belliydi. Daha öyle ben mi? O zaman da söylemiştim. CHP'ye vereceğim. CHP'ye vereceğim. Sosyal konut. İhtiyaç sahipleri alabilir mi alamaz mı? Alamaz. Alamaz. Kime yapacaklar sosyal konutları? Gene zenginler alacak. Ama büyük ki tapu verecek. Bak tapu olmayacak diyor. Genç ve emekli tapusu olana vermeyecek. Nasıl alacak öbürü zengin? Aldı ya bak orada ne çıkardılar. Televizyonda izledim. Toki'nin başına bilmem kim koymuş. Akrabasına iki tane daire vermiş Toki'den. Bilmem nereydi. Torpil mi olacak yine? Torpil olacak. He. Bu bitmez torpil, rüşvet bitmez. Allah zaten eli olsa Türkiye düzelir. Biterse. Rüşvet olmasa, oradan torpil olmasa Türkiye düzelir. Allah için söylemek lazım. Tamam. Ama yok. Bu pazar, pardon, Türkiye'nin kilit partisi hangisi efendim? Sonucu belirli kilit parti. Kilit parti şu anda altılı masayı görüyorum. Bunlar taraf, kilit değil. Teşekkür ederim. Neyse. Bu dünyaya geldiğini bilmeyen var mı bu dünyada ebedi ölmeyen, hak için ağlayıp halk için gülmeyen bu dünyada sultan olsa ne fayda? Bu dünyaya geldin neyledin, hakkı bıraktın, yalan söyledin, gezdin, tozdun, gönül eyledin, bırakın mezardan yansın mücahit. Şimdi oraya baktığın zaman önce siyasetin ne alemde olduğunu, yani eğer ki herhangi bir devlette, eğer ki siyaset kendini tam manasıyla ifade edemiyorsa ekonomi de çöker, insanlar da çöpten toplarsın. Yani insanlar... önce özgürlük mü diyorsunuz? Tabii ki önce özgürlük. Ama aç adam, aç adam ne yapacak özgürlük? Önce karın doyurması lazım. Ben şunu sana söyleyeyim. Hayır yani insan acıktan ölmez, çöpten ekmek görüyoruz zaten. Çöpten insan ekmekler toplar, ekmek toplar, yine acıktan ölmez. Hatta şunu diyebilirim, 40 gün hiçbir şey yemeden güne ölmez. Ama bu var. Ama biz nermiyle insanlar ölür. Doğru mu? Tabii ki yani. Ama şuna baktığın zaman şu andaki mevcut yani iktidar şu anda betdepoları hepsi bitirdi. Şu anda köye başladı. Neler bitirdi? Betdepoları yani büyük şehirleri. Ha, büyük şehirleri. Öyle söyleyeyim. Onları bitirdi, köylere mi gidiyor? Tabii şu anda benim... Abi iktidar diyor ki köprü, yol, bir dakika. İktidar diyor ki köprü, yol, baraj biz uçurduk diyor 20 yılda. 80 yılda yapılmayanı 20 yılda yaptık biz diyor. Abi ben de diyelim ben uçak yapıyorum, yapabilir miyim? Ama onlar yapıyor, görüyoruz biz havada. Hani ne görüyoruz? Tek bir şey söyle. Evet. Tek bir şey söyle. Akıncı. Şimdi şöyle... İHA, SİHA. Abi boş ver onları. Onları boş ver. Yani şimdi nedir biliyor musun? Altı masadan bahsediyorlar bazı arkadaşlar. Meral Hanım o partiyi, Meral Hanım partini kim kurdu? Kim kurdu efendim söyleyin. Süleyman Soylu kurdu. Meral Hanım partisini. Tabii ki. Niye? Dedi ki CHP'le birleş, Kürtlerle CHP yan yana gelmesin veya HDP ile. Öyle oyun mu var? Tabii ki. Yani ben öyle düşünüyorum ama başka arkadaş başka siz düşünürse İyi Parti Kürtler bir araya gelmesin diye. Yapıyor. Gelmesin diye tabii. Yani peki diyorlar ki Meral Hanım %14 alıyor. CHP de söylüyor bunu. AK Parti de bunu söylüyor. Evet. Peki nereden ray alıyor? MHP'den. Peki MHP tek başına rahmetli de yani rahmetli Türkeş bile o kadar ray almadı tek parti olduğu halde. Evet. MHP baraj altı mı kalır diyorsun? Tabii baraj da o da kalır. Meral Hanım da kalır. Öyle mi? Tabii ki eğer ki CHP Alevileri ağlayarak göndermezse ona ray vermezse %10 o da kalır. Peki. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksiniz? Kim halkın özgürlüğünü istiyorsa ben ona veririm. HDP. Bir de şunu söyleyeyim. Şu anda benim Erzurum Henüz kazasında Akçemeli köyünde belediye başkanı, AK Parti'nin belediye başkanı benim tapili malımı benim komşuma satıyor. Sadece Kürt'e birbirini öldürsün diye. Nasıl satıyor?
Satıyor. Yani oraya şey çıkarıyor. Peki. Sosyal konut projesine gelsin abla. Sosyal konut projesi fakirler alabilir mi alamaz mı ihtiyaç sahipleri? Abi Suriye'de kaldı. Kaldığı zaman kime veriyor? Tabii ki. Türkiye'nin kilit partisi kim? HDP. Ekonomi çok zor, çok yani zorlaştı. Ben ev alamıyorum. Kiradayım, ev alamıyorum. Bu pazar seçim olsa kim oy verecek abla? Onu kendime aittir. Kendimde kalsın. Ama şikayetçiyiz. Gitsin. Peki sosyal abla gitme, sen hep gidiyorsun. Kame gitme, gitme. Gitme, kaçma. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Sen oradan konut alabilecek misin? Ama para yani paraya uygun olursa alırım. Uygun olamazsa. İşte bir eve 15 lira maaş giriyorsa, tapunuz yoksa başvurabiliyorsunuz. 15 bin lira giriyorsa, tapunuz da yoksa. Tapım da yok, hiçbir şeyim de yok. Tek bir çalışanım var. Alamazsın sen zaten. İşte alamıyoruz, bak alamıyoruz işte, bak Türkiye'yi ne kadar zor duruma koydular. Alamıyoruz. Peki. Türkiye'nin kilit partisi sizce hangisi efendim? Yani hangi tarafta yer alırsa onun kazanacağı parti hangisi? O gönüllerde kalsın yani, şikayetçiyiz. Tamam, önce çok iyiydi, şimdi şikayetçiyiz. Önce Suriye. O gönüllerde kalsın. HDP. Kendime yakın gördüğüm için HDP. Eyvallah. Abi sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri alır mı, ne düşünüyorsun? Hiç kimse alamaz, yine onu emlakçılar alır, yandaşlar alır. Hiç kimse nasıl alamaz. Nasıl başaracaklar almak için? Hiçbir şekilde alamazlar. Yok, emlakçılar nasıl alacak? Emlakçılar bir türlü, onlar adamları vardır, bir şekilde hallederler, alırlar. Bana sana olmaz. Onlar uydururlar diyorsun. Uydururlar. Zor. Zor. Emekli misiniz? Çalışıyor. Emekliyim. Geçinebiliyor musun? Yok, çalışıyorum. Yani çalayım emekli. Evet. Allah yardımcın olsun. Aynen. Abi bu pazar sandığa gitsek oyu hangi partiye vereceğiz? Genel seçimde. Türkiye Cumhuriyeti'ne. İşte hangisi Türkiye Cumhuriyeti? Türkiye Cumhuriyeti'ni kim savunuysa. Hepimiz savunuyoruz abi, savunmayan mı var? Tamam, bütün parti savunuyor. Hangi parti ben savunmuyorum diyor. Hepsi biz savunuyoruz. Tamam da işte ben Türkiye Cumhuriyeti'ni partisine vereceğim. İşte Türkiye Cumhuriyeti. Yok, o CHP. Abi Cumhuriyeti CHP kurmuş. CHP mi? Altılıya. İşte içinde ya. Yanı sıra da HDP. Tamam, yanı sıra. Ha. Peki sosyal konutta gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi? Alamaz. Kim alacak? Suriyeliler. Kendi adamlarına verecek. Gel abi. Adam nasıl alacak? Şu anda bir sene önce burada kiralı evler 250 liradı değil mi? 200 liradı. Şu anda 1 trilyon. Evet, evet. Asgari ücret 4,5, 5,5. Evet. Nasıl alacak? Nasıl alacak? Cevabı veremem onun. Türkiye'nin kilit partisi şu an hangisi abi? HDP. Vallahi yaşam, ekonomi, arkadaşlar sessiz. Türkiye'de hayat adeta felç. Zengini de şu anda yokluk çekiyor. Fakiri de yokluk çekiyor. Arkadaşın dediği gibi Esenyurt gibi bir yerde. Bak Esenyurt Türkiye'yi boş ver. Dünyanın hemen hemen en büyük ilçelerinden birisi nüfus oranına göre. 2 sene önce 1 sene önce 300 liralık bir daire şimdi olmuş 1,5 lira. Siz biraz evvel söylediniz. Arkadaşımın sözünü bana geldi. Nebati Bey dedi ya, uyanın 6 ay yatın da 6 ay sonra kalktık. Evler 1 trilyon oldu. Doğru. Uyandık yani. Siz biraz evvel dediniz ya, işte sosyal konut projesi var. Eğer sosyal konut projesi olsa da dahi. Arkadaşlar sessiz, ses duyulmuyor lütfen. Evine 15 milyon para giden bir insan, tapusu olmayan bir insan. Zaten adamın evine eğer 15 milyon para gidiyorsa 5 milyonu zaten kendi kirasına gidiyor. 5-6 milyonu da zaten evin ihtiyaçları gidiyor. 5-6 milyonla da gene alınmaz. Bu belirli bir kesim alır. Bizim tek bir dileğimiz var. Gerçekte sosyal ekonomi şartların Türkiye'de bir an önce düzelmesi. Onun da düzelmesi için tüketme değil. Abi üretim. Sen hemen ikiye geçtin, oyu söylemedin. Kime oy vereceksin? HDP'ye. O kadar fakir alamaz. Türkiye'nin kilit partisi hangisi şu an? Türkiye'nin kilit partisi şu an HDP. Yalnız biraz evvel bir arkadaş söyledi, işte altılı masa. Arkadaşlar sessiz alacağım. Türkiye'de bugün HDP'ye sadece, bak Kürtleri demiyorum, HDP'ye oy veren 7 milyona yakın insan var. Bunu 3 ile 4 ile çarptığın zaman 25 milyon insan ediyor. 25 milyon insan her şekilde HDP'ye oy veriyor. Bugün 25 milyon insan vergisini veriyor. 25 milyon insan askere gidiyorsa, 25 milyon insan bu ülkenin ayakta durabilmesi için, her vatandaş için vatandaşlık görevini yapıyorsa, vatandaşlık görevini yapıyorsa HDP ne bugün altılı masanın ağzına alabilecek bir siyasal güçtür,
ne de AKP'nin ağzına alabilecek bir siyasal. Bağımsızlığını da şu şekil. HDP'nin belirli bir siyasal ideolojisi var. O siyasal ideolojiyle mücadele ediyor. Bugün birileri çıkıyor, İyi Parti yok bilmem bakanlık. HDP'nin bakanlığa ihtiyaç yok. HDP verirse halk verir, arası halk alır. Siz kimsiniz ki veriyorsunuz? Aynen, verirse halk verir, vermese de halk vermez dediğiniz gibi. Ama şu var, bugün HDP'nin sadece mücadele ettiği insanlar Türkiye'de Kürtler için değil, ezilen bütün halkların hakları için mücadele ediyor. Diyelim, herkesin aklı fikri var. Kimi kimi atıyor, yok bu budur, şudur. Sandıkta görüşeceksiniz. Sandıkta. Herkesin fikri, aklı var. Yok bu biri böyle yaptı, biri şöyle yaptı. Çok yanlış bence. Birbirine hakaret etmek yok. Sandıkta masanı vuracaksın. O zaman her şey ortaya çıkar. Abi ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomik mi? Vallahi ekonomik ne desem yani. Emekli bir adam. Alıyorum 4 bin lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. 5 tane nüfusa bakıyorum. Ya abi bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Ben şu anda kime vereceğimi ben karar veremiyorum. Sandıkta görüşeceğiz. Abi söylemek istemiyorum de. Yok ben söylemek istemiyorum. Sandıkta yumruğuna basa vuracağım. Tamam. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri konut alır mı alamaz mı burada? Valla onu şimdi ne dese boş değil. İçine girmeyince anlamıyorsun. Anlamasın. İçine gireceksin. Eyvallah. Türkiye'nin kilit partisi şu an hangisi efendim sizce? Valla ben parti anlamam. Yaşam, geçim, ekonomi. Sessizlik. Burada 100 tane insan var. Yüzünden biri desin ben hayatımdan memnunum. O zaman diyeceğiz bütün. Arkadaşlar hiç kimse ekonomide memnun mu? Evet, tezin doğru. Daha insanlara... Eyvallah. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Şimdi genel seçim olarak ben doğduğumdan, oy kullandığımdan beri bir HDP'liyim. Ama yarın seçim olsa reise vereceğim. Neden? Niye reise vereceğim biliyor musun? Bak ben HDP'liyim, kuyu HDP'liyim, aktifte çalışan bir insanım. Herkes, şu an sen millete soruyorsun burada oyunu kime vereceksin? Millet korkuda, hiç kimse HDP vereceğimi bilmiyor. Burada %90'ı HDP'lidir. Ama söyle, hepsine söyledi. Niye söylemiyor? Çok söyle, hepsi de korkuyor. Yok, HDP'liler hep söyledi. Hakkını yeme. Bak ben kendim de HDP'liyim. Çok kişi mesela bak HDP'ye oy verir de söyledi. Altından kalıyor. Yok bak dostum, ben, şimdi sen haklarını yiyorsun. Burada HDP'ye veren Merda. Bak burada diyor. Dinle. Burada şu an sen diyorsun, burada söylüyor, sandıkta vermiyor diyebiliriz ama burada açıkça söylediler. Açıkça söylediler. Peki HDP'lerin oyları nereye gidiyor o zaman? Demek 6 milyon içinde işte. 6 milyonun içinde değil işte. Yani kimse... Adamlar burada veriyor. Abi bak biz kalbini, bak dostum biz kimsenin kalbini yarmadık diyorsa gerçek kabul edeceğiz. Bellidir abi. Efendim abi. Ya herkesin bir duruşu var. Ben burada görüyorum insanları diyor HDP vereceğiz. Hiçbiri de vermiyor. HDP verselerdi. Hani HDP'nin oyları? HDP 7 milyon oy almış. 7 milyon oy almış. Daha ne yapsın? Ne abi? 6 milyon oy var. Daha ne istiyorsun? Meral Akşener'in gerçek oyları bu kadar mıydı? Daha az onunki. Az değil mi? Şimdi sen nereye varmak istiyorsun? HDP'ye verecek misin, AK Parti'ye mi? Ben HDP'liyim. O zaman HDP oy veriyorsun. Ama AK Parti'ye verecek. Bir dakika. Ben HDP'liyim. Tamam, kim oy vereceksin? HDP'ye vereceğim. Bunu söylüyorum. Anlayan anladı. Anlayan abi anladı. Sosyal konutlar. Bakmayın. Tamam onu alalım. Hayır, reise niye veriyorsun? Sosyal kardeşim. Sosyal konutlar. Bir dakika dur. Sosyal konutlarda ihtiyaç sahipleri alabilir. Tane ihtiyaç sahipleri alabilir mi alamaz mı? Sence alabilir mi? Ya bana soru sorma. Sen cevap ver. Ben alamaz. Hiçbiri de alamaz. Eyvallah. Türkiye'nin kilit partisi kim dostum? Kilit partisi. Evet. Kilit partisi şu an ben şey görüyorum. HDP'yi görüyorum. Teşekkür ederim. HDP hangi yana giderse. Aynen zaten kilit. Eyvallah. Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben kendim bir Kürt olarak HDP'ye veriyorum. Yani aynen. Tamam. Peki sosyal konutlar ihtiyaç sahipleri alabilecek mi alamayacak mı? Ya şu an açıklandı mı örneğin fiyatları, bütçesi, kredi durumu örneğin söylediklerine göre yani asgari ücretin işte 3 kişi çalışıyorsa biri de alabilecek. Yani 5 bin lira kastı. Gayet güzel bir şeymiş yani, dalga geçiyorlar halkla. Öyle mi? Gayet güzel yani, insanın beyniyle dalga geçiyor baştaki adam. Yani 240 ay. Gerçekten bir insan. Şu an bak ben Esenyurt'a 2008'de geldik. Örnek mahallesinde 50 milyara daire aldık. 2008'de 50 milyara daire aldık. Onu verdik 70 milyara 2 katlı Yeşilkent'te bina aldık. Şu an Yeşilkent'te bina 2 trilyon istiyor. Ne imar var
Ne iflas var, hiçbir şey yok. 2 trilyon yine. Aynen, yine 2 trilyon istiyor. Nereye varmak istiyorsun? İhtiyaç sahipleri alır mı, alamaz mı? Alamaz ya, kimse bir şey alamaz. Türkiye'nin kilit partisi kim? HDP. Çok zor abim. Çok zor abim. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Selahattin Demirtaş abi. Abi burada HDP niye çok çıkıyor? Şimdi diyecekler ki sanki toplu halk çok çıkıyor. Genelde doğu insanı olduğu için yani. Burada öyle mi? Evet. Meydanda. Ama bilmiyorum, inşallah makarnacı çıkmazlar abi. İnşallah. İnşallah makarnacı. Abi çıkmaz. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı? Alamaz abim. Kime verecekler onları? Bütün rant zenginlere. Adam var, 1000 tane dairesi var. Ona buna işte ne? O mu alacak yine? Onlar alacak abim. Fakir garibana bir şey yok. Türkiye'nin kilit partisi kim şu an? Şu an Türkiye'nin kilit partisi gerçekten benim gözümde CHP'nin HDP'nin arasında. AK Parti bitti yani, ben söyleyeyim size. Kilit küçük partiler. Hangi tarafı o kazanır? CHP kilit olamaz. Kilit. Yani hangi taraftan yer alırsa o taraf kazanır. Ha. HDP'dir abim ya. HDP zaten Türkiye'nin kalkıp da yani. HDP her bütün haklara kilit olamaz. Onlar zaten kendisi köce. Bütün her yere HDP yön verebilir yani. Abi genç gözüyle güzel görmüyorum. Çünkü AK Parti abi bakıyor kendi devleti, kendi çocukları, kendi milleti ona oy vermeyecek. O da mecburen dışarıdan getiriyor insanları. Suriyeli oturuyor. İthal seçmen mi getirdi? Aynen öyle yapıyor abi. Biliyor ki vermiyor artık. Asgari ücretleri vermiş, 5500 millet seviniyor ama zamlar da almış başını gidiyor. Yetmiyor zaten. Peki ilk oyunu hangi partiye vereceksin? Çocuk bak, sabahtan beri sana söylüyor, çekil kenara. Sabahtan beri söylüyorlar sana. İlk oyunuzu hangi partiye vereceksin? İlk oyumu HDP vereceğim abi. AK Parti'ye versem zaten batacağız. HDP yazdık. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. İşte gençlere, emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz dediler. Siz ya da işte evinizdeki emekli birileri alabilir mi, alamaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Abi vermez ki. Abi Türkiye olmuş Suriyeli. Araplar dolmuş içeri. Taksiler bizi alacağına gelip Arapları alıyor. Neden? Çünkü paraları var. Çok para. Türkiye'nin kilit partisi sizce hangisi? HDP. Çok kötü abi. Vallahi AK Parti memleketi batırdı diyebilir misin? AK Parti diyor ki biz 80 yılda yapılmayanı 20 yılda yaptık. Yol, köprü, İHA, SİHA, TOK, baraj. Sen de yapmadı diyorsun. Biraz haksızlık olmuyor mu? Abi milletin karnı doymuyor. Milletin karnı doymuyor. Millet TOK mu yiyecek abi millet? Köprü yol mu? Tabii abi, köprü yol mu yiyecek millet? Belki köprü... ekmek arasına koyar yerler abi. Abi olmaz. Osman Gazi Köprüsü'nü koyarız arasına. Yok abi öyle şey olmaz ya, adamlara baksana. Tencere kaynamıyor abi millet. Köprü o zaten paralı abi. Adam beleşe geçirtmiyor ki seni. Bir genç olarak ilk oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Abi ben şahsen oyumu kime kullanacağımı henüz bilmiyorum. Kararsız. Kararsızım abi. Tamam. AK Parti olmazsa kim olursa. Eyvallah. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı? Abi alamaz ya. Orada bana kurgu gibi geliyor. Kendi seçtikleri adamlara veriyorlar bence. Bence yani. Benim kendi şahsım. Türkiye'nin kilit partisi hangisi dostum? Abi dedikleri gibi HDP olabilir. Çok fazla oy var. Şimdi Zafer Partisi çıktı, Ümit Özdağ diye bir adam. Suriyelileri göndereceğim diyor. Bu adam da bence. Bu da olabilir. Abi bayağı kötü. Uçmuyor muyuz? Abi hiç geçinim olmuyor abi. AK Parti ve AK Parti'ye oy verenler diyorlar ki 80 yılda yapılmayan AK Parti 20 yılda yaptı. Köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, TOK bir saat sayıyorlar. Sen de bir şey yapmadı diyorsun. Biraz haksızlık olmuyor mu AK Parti'ye? Yok, millet çoğu yaptı öyle. Yani yaptı ama... ama iş yoktu. Yani biraz komple bir şey yapmadı demek de haksızlık olur. Yani yaptı ama bugün işsizlik var. Gıda pahalı, kira pahalı. Geçinemiyoruz diyebilirsin ama hiçbir şey yapmadı, yanlış bence. Doğru olanlar bir şey yapmadılar ki. Bu kaldırımları yapıyorlar, sanki bir şey mi yapıyorlar? Sen git Rusya'ya bak, Amerika'ya bak, millet neler yapıyor orada, cumhurbaşkanları neler yapıyor. Yani Tayyip de oradan oturmuş diyor ki ben bir şeyler yapayım. Bence boş taşma geliyor. Yapmadı. Peki, bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Valla yaklaşık 2 yıldır HDP'ye veriyorum. HDP'ye de vermeye de devam edeceğim. HDP'ye hiç vazgeçmedim. Sosyal konutları, gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı efendim? Hayır alamaz. Ya, o öyle diyorlardı. Devlet veremez. Kendi, evet, kendi adamlarına veriyorlar. Kendi adamlarına? Evet. Türkiye'nin kilit partisi sizce hangisi? Hayır, herkes biliyor HDP'dir. HDP'den başka bir şey olamaz. Abi geçmiyor yani, yürümüyor bir şekilde. Çünkü... Uçmuyor muyuz? Yok abi uçamayız çünkü adam diyor, kendisi söylüyor. 20 yıldır kendisi hükümette, evet. Başında ülkenin. Hatta 21 oldu, evet. Evet 21. Mesela köprü yolu yapıyor ama o köprü yoldan kimse o para yüzünden, geçiş ücreti yüzünden geçemiyor zaten. Sen yiyeceklerin fiyatını arttırdığın zaman kimse asgari ücreti yemiyor çünkü hem de mesela fabrikaları sattı. Atatürk'ün mesela zamanında getirdiği o kurduğu fabrikaları sattı.
Mesela 2010'a kadar, 2013'e kadar bir şekilde geçiniyordu Türkiye. Sonrasında başladı. Çünkü mesela sonrasında fabrikaları satmaya başladığı için üretkenlik de gitti. Üretkenlik satacak gidince, bir şey de kalmayınca. Diyorsun. Evet, üretkenlik gidince dışarıdan almaya başladı. Ondan sonra biliyor ki oy kaybedecek. Oradan da Suriyelileri vatandaşı yaptı bir kısmını. Vatandaşı yaptı Suriyelileri. Kendisi oy kullandıracak. Mesela burada da Suriyelileri şu anda Afganları falan gönderiyorlar ama onlar sınır dışı edilmiyor. Mesela onları bir şekilde vatandaş ediyorlar ama burada olmuyor. Mesela Sivas'a gönderiliyor. Yine onlar ülke dışına çıkmıyor. Süleyman Soylu'daki 250 bin kişiye vatandaşlık vermiş. Sizce daha mı çok? Bence daha çok. Çünkü hiçbir veri doğru değil. Halkın gözünde daha fazla düşmemek için bir şekilde kısıyorlar. Evet. Peki bir genç olarak bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Şu anda mesela ya tüm partiler, Zafer Partisi olsun, Muharrem İnce'nin partisi olsun, hepsi kendi savunmasını yapıyor bir şekilde. En sonunda hangisinin vaatleri daha faydalıysa ona göre bir... Şimdi kararsın mı? Evet, şu anda araştırma şeyinde. Peki, sosyal konut projesi bugün... Hanımefendi buyurun gelin. Sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipler alabilecek mi sizce? İhtiyaç sahibi alamaz. Herhangi bir ev sahibi olamaz. Ancak kiradan geçinir, onda da zor geçinir. Türkiye'nin kilit partisi şu an hangisi sizce? Ana partiler AK Parti, CHP. Evet, biliyorum. Bence Zafer Partisi daha çok bir oy toplayacak gibime geliyor. Vallahi kötü. Zor. Çok zor. Peki bu pazar seçime gitsek oyumuzu kime vereceğiz efendim? Ben mi? Evet. HDP. Neden HDP? Kilit partidir abi. Abi burada çok HDP çıktı. Şu an izleyenler, ben olsam ben de derim. Sanki HDP'leri bir araya toplamışız, röportaj yapmışız gibi oldu. Yok, yani soracaklar ya bu kadar çok çıktı. Gerçekten. İlk defa karşılaştığım insansın. Öyle bir durumda olamaz. Burada meydan kendi... var diyorsun. Olmaz mı abim? Türkiye'nin her yerinde var. Tamam. Evet. HDP yazdık. Abi sosyal konut projesi bugün açıklandı. Gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı? Ne düşünüyorsun? Mümkün değil. Kim alacak? Çünkü ihtiyaç sahipleri, adı üstünde ihtiyaç sahipleri, zaten ihtiyaçları olsaydı da, yani yapabilecek güçleri olsaydı daha önce başka yerde zaten alırlardı. Demek ki ya alamaz, mümkün değil abi. Kim alacak onları? Alacak. Emlakçılar mı alacak? Alacaklar belli. Alacaklar belli. Türkiye'nin kilit partisi kim? HDP. Çeviririm. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Neden AK Parti efendim? Şu anda tek parti, onu görüyorum o yüzden. Eyvallah. Sosyal konut projesi bugün açıklandı efendim. Gerçek ihtiyaç sahipleri, bir asgari ücretli, mesela bir emekli alabilir mi, alamaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Valla öncelikle bildiğim kadarıyla şehitler ve gazi ailelerine... İşte kontenjan, gençlere, kontenjanı, şehit, evet. Gazilere, bir de emeklere, bir de ihtiyaç sahiplerine. Ya ihtiyaç sahiplerine verilmez. O zaman röportaj yaparsınız, her şey ortaya çıkar. Yani bu kadar basit. Alabilirler diyorsun yani. Bence... Yok vermedi, onlar alabilir mi diyor. Millet diyor ki emlakçı ayarlar diyor. Hayır, bence almaları lazım yani. Alabilmeli. Yani eğer öyle bir şey yapmazsa... Size önce birisi dedi ki ben 5500 lira asgari ücret alıyorum. 3 tane çocuğum var dedi. 3,5 kira veriyorum dedi. Ben nasıl alacağım dedi. Alamam dedi. Başka çalışan tamam da 2230 lira mı ne kira ödeyecek? Kira. Daha 2 sene sonra teslim edecekler. Ev alıp yani kira gibi 2230. Ama 2 sene nasıl yapacak? 2 sene sonra teslim edecekler. Bir, hem sistemini döndürecek hem de ona peşinde yani, verecek. Yani biraz zor gibi görünüyor sanki de. Ya herhalde ilk başta galiba bir 15-20 bin lira peşinat istediler galiba. Ondan sonra bildiğim kadarıyla yani ondan sonra teslimatta şey yaparlar. Alamaz işte. Abi, niye alamazsın abi? Alabilir. Peki efendim, son sorum da şu. Türk... Bir evde iki kişi, bir kişi çalışmıyor ki, iki kişi çalışıyordur. Dolayısıyla iki kişi çalışandır. Üç kişi yani. Çalışır. Türkiye'nin kilit partisi kim abi şu an? HDP. 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 Sosyal konut. Sizin eviniz var mı yok mu? Yok. Alamazsın ya abi. Alabilir misiniz siz şu an? Mümkün değil abi. 3,5 milyara sen ne yapıyorsun? Biz emekli için yaptık. Hiçbir zaman hiçbir parti emekliyi çıkıp savunmuyor ki. Alamazsın. Ben görmedim. Yapamaz. Mümkün değil. Abi kim alacak orada daire? Daire yandaşlar alacak. Kim AKP üyeyse onlar alacak. Başka kimse alamaz. Tabii. Peki. Türkiye'nin kilit partisi hangisi abi şu an? Türkiye'nin şu anda kilit partisi HDP. Teşekkür ederim. Bir ikincisi de bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Şimdi burada röportaj yapıyorsunuz da ben bu siyaseti çok iyi bildiğim için Allah rızasına Süleyman Soylu, Muammer Güler, Binali Yıldırım'ın bir mal varlığını Allah rızasına bir açıklasınlar ya. Mal varlıklarını. Bir Allah rızası. Süleyman Soylu, Muammer Güler. Bir de şey eski başbakan. Yıldırım. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım. Açıklasın. Allah rızasına. Şu halka bir desinler ki Binali Yıldırım, Muammer Güler. Bir Ardahan diyeyim, Ardahan'ı satın alacak parası var. Nerede? Öyle mi diyorsun? Evet. Abi biliyorsan niye soruyorsun zengin olduklarını? Ya halka bir açıklasınlar. Ha, biz yani bilmeyenler. Tabii canım, bilmeyenler biz.
Şimdi biz çalışmaya 400-500 liraya yevmiyle adam bulamıyoruz. İnşaatta? Bütün iş yerlerinde gerçekten Allah için çalışmaya adam yok. 400 lira yok? Yok. Vallahi yani benim köyde kardeşim adam aradı, 350 bine adam bulamıyordum. Fında, fında. Fında. Ama fındık 10 gün var, 20 gün var, yıl boyu var mı iş? Ben köye, ya iş çok. Yıl boyu 400 lira iş var mı abi? Vallahi çok. Ben sana şunu söyleyeyim, ben Samsunluyum, köye gittim, köye, maaş almayan adam yok. Tamam, devlet vermiş. Ya peki, az bu... ayağı yan olsa, az şöyle gözü olsa, yok fakirim diye, la hep maaş alıyor. Bu millet dedim, bu devlet nasıl ayakta duruyor? Hepsi maaşa bağlamışlar. Hep maaş, peki... yalnız maaş alanların yanlış alan da var. Adam Samsun'da evi var, şehirde evi var, gitmiş köyde evi var, emekli adam yine fakir fondan yardım. Başkası adına mı yapmış? Yanlış. Başkası adına mı yapmış? Yok, kendinin de fakir fondan yazılı yanlış. İşte bu gözünde bulundurmak lazım. Kaymakamlar bunu. Peki bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin abi? Ben Cumhur İttifakı'na başlayıp oy vermem. AK Parti mi efendim? AK Parti MHP'ye veririm. MHP'ye? Evet. Sosyal konu. Arkadaş lütfen bak bu işin sonu. Tamam lütfen. Arkadaş lütfen. Bu işin sonu hiç çok tecrübem var. Tartışma yok arada. Yok, karakolda bitiyor iş. Abi sosyal konut projesi yapıldı. Gerçek ihtiyaç sahipler alabilir mi? Gerçek ihtiyaç sahipler... Arkadaşlar bana konuşun lütfen. Şöyle dedi, gerçek ben yeni haberde dinledim de 3 artı 1 daireler 850'lere, 2 artı 1 de 600 küsürleriye satıcı olacak. Ama bunu tabi gençlik belli bir... Bir de tefettüfe ayarlı. Hiçbir şeysi olmayan artık 120 ay mı 200 küsur ay mı ne? Alabilir mi alamaz mı? Şimdi ya almak istersen alır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim torun var, torun. Almancası iyi biliyor. Abi alır mı alamaz mı? Ya alır canım. Ya 1 milyona... Tamam, Türkiye'nin kilit partisi kim? Türkiye'nin kilit partisi AK Parti kim olacak daha başka? Sen daha kilit partinin kim olduğunu bilmiyorsun. AK Parti iktidar partisi, o kilit olmaz. Ha, başka? Daha küçük partiden kilit olur. AK Parti kilit olur mu? İktidar partisi. Küçük. Şimdi o zaman siz devam edin. Yahu kilit parti. Ha, kilit parti HDP ile İyi Parti. Esenyurt bugün İstanbul'un en kötü yeri, en ucuz yeri Esenyurt. Kira 6.000. Kira 6.000 amcacığım. 6.000 kira. Yani bunu amca gelsin bir cevaplasın. 6.000 lira kira. Tamam, günlük 400 bin lira bulduğu iş, 24 gün çalıştı, 8 bin, 9 bin. 9 bin, 6 bin kira, 500 elektrik, 500 doğalgaz, 1 milyar abartılı söylemiyorum. Bunun çocuğu yok mu? 2 tane çocuk okutsa, 15'e, ya böyle bir zihniyet yok ya. 400 olsa bile kire. Ya adam bulamazsın ki, çünkü adama 5,5 askeri ücret dayatırsan, adama 5,5 askeri ücret dayatırsan, 6 bin lira kira ödetirsen, adam burada kalmaz, hepsi yurt dışına kaçtı gitti yani. Yaşam geçim kötü diyorsun. Ya tabii ki kötü. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin abi? Yani bence bak, ben HDP'liyim veya şöyle böyle değil. Bugün bu ülkenin bekası, iyi bir yere gitmesi için herkesi davet ediyorum, HDP'ye verecekler. Ben Selahattinciyim falan değil. Selahattin bugün bir popüler bir insan değil. Bu ülkenin yararı için insanların geçim kaynakları güzel. Sosyal konut, ihtiyaç sahipleri alabilir mi? Ya ben inşaatçıyım. Karadenizlisi de HDP'yi görüyor, Selahattin Demirtaş. Ya çünkü sen söyle, sen de onu sen de onu görüyorsun yani. Ya benim görmem önemli. Belki imkanı olmadığı için yolsuzluk yapmamış, imkanı olsa da yapacak. Ya imkanı da var. Ne? Vallahi ya var, adam sonuçta siyasi partidedir. Yani istediği yerde bir sürü projeler bu adamlar sadece yapabilir ama yapmıyor. Adamın kanında yok, genetiğinde yok. Bizim hepimizin temel sıkıntısı ekonomik sıkıntı. Şimdi etnik kökenlikten vuruyor, terörden vuruyor asker. Abicim açım, aç. Aç. Bu pazar seçim olsa oyu kime? Tabii ki HDP'ye. HDP. Sosyal konutları gerçek idi. Ama şöyle dur, şimdi onu geçme. Şimdi HDP direkt geçtiği zaman sen biraz burada şey görünürsün. Hani yok, taraf bak yok değil. Ama detayını iyi al ki. Neden HDP? HDP Türkiye'nin gerçeğidir HDP. Tamam. Gerçekten gerçeğidir. Yani yok, yani edenler için diyorum. Bak edenler için diyorum. Bugün burada kardeşim çevir insanları. Bak hakkaniyet olarak. Evet. Çıkarı olmadan hangi parti dersin? HDP der. Yok ki çıkarım. Ne veriyor bana? Tabii. Ama ne veriyor bana? Risk bile alıyorsun. Ama öyle. Ne veriyor bana? Vallahi billahi sen almışsın, ben almamışım kardeş.
Yani ben sana doğrusunu söylüyorum. Şimdi onun dışında yani mitingine gidiyorsun, belki para veriyorsun gidiyorsun yani. Vermişim, vermişim abi. Tramvay mı bana çalışmış? Metrobüs mü çalışmış? Metro mu çalışmış? Gitmişim. Yani gönülden geliyor yapıyorum evet. Gitmişim, dayak yemişim, hor görülmüşüm ama yine vazgeçmiyorum. Niye? Yani etnik köken olarak değil. Sadece bu gerçekleri anlatıyor. Anladın mı? Anlaştım abi. Tamam. Sosyal konutu gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı? Alamaz abi. Sen de biliyorsun sorun cevabını. Ben de alamaz. Sor abi, çevirce 5500 lira. Nasıl olacak? Kim alacak o daireleri? 400 bin kuruş. Daireleri şöyle. O ayrı. O bak, o ayrı. Bak şöyle. Şunu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Samimiyetle söylüyorum. Orta geliri yani askeri ücretle çalışan hiçbir vatandaş alamaz. İşte diyor ki 3 tane asgari ücret giriyorsa 16 bin 15 bin lira onlar alabilir diyorlar. Mesela baba, eşi. Ya hesapla abi, hesap ortada. Yani aklı başında olan insan bir ekmek bugün 4,5-5 lira var mı? Var. Kuru ekmeği hesapla yine ödeyemezsin. Bak kuru ekmeği. 15 asa bile yine ödeyemezsin. Ya ödeyemezsin abicim. Nereye ödüyorsun? Gir abi. Bir de tefe ayarlı. Bak Esenyurt'ta kira bugün 3500'den aşağı yok. 5000-6000'e kadar. Belki sorun satın alacak. Çünkü tefe tüfe önü açık sabit değil. İnan ki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde alamaz. Ben alamam. Örnek diyorum. Ben asgari ücret çalışmıyorum bak. Asgari ücretle çalışmıyorum. Yani ticaret yapıyorum. Ben kendimi askeri ücretle çalışan insanların yerine alamazsın abi. Benim eşim, iki çocuğum var. Her gün bir şey istiyor. Tabii. Alma, hadi işte, hayır işte. Alma, hadi göreyim ya seni. Nasıl bir yoğurt almayacaksın? Nasıl ekmek almayacaksın? Anladın mı Nedim Bey işte? Yani alamazsın. Yani yalandan konuşmayalım. Gerçeğini, hayatın gerçeği. Türkiye'nin kilit partisi bugün itibariyle hangisi? %100, %1 milyon HDP'dir. Bu seçimi de belirleyecek. Zaten tartışıyorlar. Bak yine %50 düşürelim, 50+1'i. Daha çok düşünülür. Şimdi herkes bir hata yaptığın zaman herkes kendi kazdığı kuyuya düşer. Süper. İnanılmaz bir yaşam var bizde. Uçuyoruz tabii ki. Bir eli lahmacunla bir çiğ köfte de. Şuraya bir bakar mısınız? Şurada 50 kişi Türk var. 70 kişisi yabancı insanlar var. Evet. Hepsi bizim kardeşimiz. Nereden bizim kardeşimiz oluyor ya? Nereden bizim kardeşimiz? Tabii ki değil. Abi ekonomi biraz önce ironi yaptın. Gerçek manada kötü mü? Hayır. Gerçek manada söylüyorum. Gel abla kaçma gel. Bizim bu arkaya gel sen de gör. Türkiye halkından başka bizim kardeşimiz yok. Peki. Bu pazar seçim olsa oy kim abi? CHP'ye tabii ki de. CHP'ye veririm ya da HDP'ye veririm. HDP. Abi sosyal konutları ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı? Alamazdır. Alamaz. Türkiye'nin kilit partisi hangisi? Ben 5 kere müracaat ettim. Sosyal konutlara parasını da yatırdım. Devlet Bankası. Tapu yok. Gidiyorum. Hiçbir şey yok. Geri geliyorum. Gidiyorum. Hiçbir şey yok. Çıkmıyor. Çıkar mı bana ya? Mümkünatı yok mu işin? Geçinmeye çalışıyorum. Ayakkabı satıyorum. İş bulamıyorum. 32 yaşındayım. 3000 lira kira veriyorum. Erkek kardeşim iş bulamıyor. Babam devlet memuru, emekli memur. Sizden önce birisi dedi ki günlük 400 liraya biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz dedi. Yalan. Onlar yalan. Kesinlikle yalan. Hayır yalan. 100 liraya YMC eleman çalışıyorum ve 12 saatten fazla. Mesai saati de 50 lira mı 60 lira mı ne? Aynısı. Sigorta yok. Hep Suriyeli. Yani eğer vaktiniz olsaydı götürdüm, tek tek gezirdim. Sen de bir gezin yani. Hep Suriyeli, evet. Ama geçen bir Suriyeli geldi. Ben dedi 9 yıldır Türkiye'deyim dedi. 9 bin lira maaş alıyorum dedi. Türkler de sadece konuşuyorlar, çalışmıyorlar dedi. Yalan. Suriyeli devletten yardım alıyor. Çocuktan para alıyor. Yardım var. Biz yardıma başvurduk. Bir kuruş alamıyoruz. Niye Türk vatandaşı yapamıyor bu yabancı ülke? Ekonomi kötü diyor. Evet kötü tabii ki de. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verecek? Tabii ki de CHP'ye veririm. Ve hakkımla veririm yani. 10 tanem olsa 10 tanesini de veririm. Tamam. Sosyal konutları ihtiyaç sahipleri alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Kim alacak? Suriyeliler yine alacak. Yabancılar şu anda öz yurtlar dolu yani. Evet. Emin olun ki siyah zenci diyoruz ya, onlar en azından saat satıyor. Ama Suriyeliler tecavüz onlarda. Her pislik onlarda. Küçük çocuklara tecavüz ediyorlar. Ama nerede ceza yok. Ama Türk vatandaşımız bir kadına laf atsın, korumaya kalkışıyor. Suriyeli taciz ettiği halde ama bizim Türk erkeklerimiz suçlu oluyor. Neden? Neden? Yargı işlemiyor mu onlara sizce? İşlemiyor tabii ki de. Türkiye'nin kilit partisi.
geldi. Bakın küçük çocuklar, 13 yaşındaki çocuklar madde bağımlısı oldu. Onlar Türkiye'ye geldi. Pislik geldi. Ama bütün kötülükleri onlara bağlamamak lazım ya. Bağlıyorum ben. Gerçi bunlar geçen gün emniyete sordum. Suriyelilerin suça karışma oranı %1. %1 mi? Yapmayın Allah aşkına. Emniyetin verileri. Benim değil. İnanmıyorum. Türkiye'nin kilit partisi kim? CHP. Hepsine CHP diyorum. Başka? Kilit parti. Onu bilmiyorum. Genel olarak Türkiye'nin genel olarak sorunu geçim. İnsanlar geçinemiyor. Tencere kaynamıyor. Ben inanıyorum ki şurada bir aydır et yemeyen insanlar var. Evine et yemeyen insanlar var. Artık bir ay lüks olmuş. Türkiye'nin gerçek gündemi açlık ve Suriyeliler. Tek sorun Esenyurt'un özellikle ev açlık ve Suriyeliler. Abi özellikle iş sahipleri diyor ki Suriyeliler yabancılar gitse atölyede çalan Türk yok. Yalan mı söylüyorlar bunu? Vallahi Suriyeliler hayatımıza gireli 10 yıl oldu. 10 yıl önce biz çalışıyorduk yani insanlar. Her türlü işçisini... O zaman 4+4 yoktu. Çırak vardı, iş vardı. Şu an 18 yaşına kadar okuyor. Kimse artık çırak olmuş olmuyor. Şunu da söyleyeyim. Çırakları artık uzaklaştırdılar. Çırak yetişmiyor. Yetiştirilmiyor. Sistemi değişti. Yani... Eğitim sistemi değişince... Ya ben şuna inanıyorum. Geldi Suriyeliler beleş çalışmaya. Yani... Sigortasız ucuz çalışmaya başladı. İnsanlar da artık Türk işçi aramak istemiyor. Niye? Bana sigorta verecek, yemek verecek, yolumu verecek. Suriyeli'ye veriyor maaşını 3.000-5.000 lira. Hadi kardeşim işine diyor. İnsanlar çalışma şartlarını güzelleştir. Yani bugün ekonomi kötü dediğini anladık. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Bu pazar seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm oyumu. Ama onu da tartışırım. Yani CHP'yi de tartışırım ama CHP oyumu veririm. Abi sosyal konutları gerçek ihtiyaç sahipleri alabilir mi alamaz mı? Sosyal konutları gerçek ihtiyaç sahipleri alamaz. Yandaşlar alır. Yani nasıl olacak? Tapu olmayacak dedi. Genç olacak, yaşlı olacak, gazi olacak. Bunları kime verecekler? Vallahi o kadar çevrede gazi var mı? Şehitlerimize, gazilerimize tabii bir kontenjan verilecek ama onun dışında ben inanıyorum ki yandaşlar alacak bunları. Yandaşlar alacak. Peki son soru. Türkiye'nin kilit partisi hangisi? Türkiye'nin kilit partisi HDP. Şu an hocam ekonomi yok ki olsun ki. Yok. Şimdi, bu pazar seçim olsa kim oy verecek? Şimdi seçimden önce şunu söyleyeyim. Şimdi ben burada çalışanım. Ben 1500 kilometre yol bırakıp gelmişim buraya çalışıyorum. Hani aynen öyle. Şimdi ben kendi ülkem olduğu halde ben şu an yurt dışında iş arıyorum hocam. Bu bir gerçek. Ülkeye iş arıyorum. Şimdi benim ülkem varken ben niye gidip başka bir ülkede çalışayım? Niye? Çünkü ekonomi yok. Seçim olsa kim oy verecek? Bu anlaşılır. Ya şu an ben şahsen bir HDP'li olarak HDP kazanamayacağı için şu an. Yok. Parlamento HDP. Cumhurbaşkanı CHP, parlamento HDP veriyorsun. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zama geliyor. 5.000 mesela askeri ücret. O anlaşıldı. Sosyal konutları gerçek ihtiyaçla beraber alabilir mi alamaz mı? Alamaz abi. Alamazlar. Türkiye'liler alır, yandaşlar alır. Türkiye'nin kilit partisi hangisi? Bence Türkiye'nin kilit partisi şu an CHP. Arkada tartışıyorduk arkadaşlar. Şimdi bahsettiği konular sadece Türkiye'nin içerisindeki ekonomik krizin yani hiç yokmuşçasına yani konuşması gerçekten ben sanki kendi vicdanıma yediremiyorum. Aynen öyle. Benim suçummuş gibi sanki abilerin suçuymuş gibi insanlara böyle yadırgıyor. Sürekli insanların mesela evet siz yaptınız diye ya, yani sürekli bastıra bu şekilde konuşmaya devam ediyor. Ya adamda diyorum ki adama sen yıllardır Türkiye'desin ya buranın vatandaşısın. Sen hangi gün çıkıp da gittin Antalya'da, İzmir'de veyahut da ya tatil köylerinde hangi gün tatil yaptın? Hani Allah için konuşmak gerekirse hiçbir gün gitmemiş. Hiçbir gün gitmemiş. Diyorum ki sen gittin mi? Ya ne gerek dostum, var diyor. Dostum ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor? Ya ekonomiden şimdi konuşursak gerçekten içinden çıkamayız. Ekonomi çok kötü. Kötü. Yani bu pazar sandığa gitsek rey kime vereceğiz dostum? Bu pazar sandığa gitsem tıpkı geçmişten bu zamana gelen insanlar gibi yapmayacağım. Haklı olan doğru yolu sürekli insanların önüne seren parti kimse ona oyumu vereceğim. Peki kim mesela yarın olsa? HDP diyebilirim. Evet. Sosyal konutları gerçek ihtiyaç sahibi alır mı? Sosyal konutlar arkadaşlar lütfen. Sosyal konutlar abinin teki az önce söyledi zaten. Abinin biraz önce bahsetti yandaş.
bak bak yüzüne bak. Benim yüzüme veriliyor değil mi? Yandaş insanlara verilecek. Yandaş insanların genç çocuklarına verilecek. Sonra torpille başlara geçmiş, yıllardır üniversitelere yerleşmiş insanlara verilecek. Aynen. Milletvekillerin çocuklarına, belediye başkanlarının çocuklarına. Türkiye'nin kilit partisi kim? Türkiye'nin kilit partisi ne CHP, ne AKP, ne MHP, HDP'dir bence. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.